Görünüşe göre Quentin boyayla başlamaya karar verdi. Pekala, bence iyi gidiyor. Aferin Quentin. Çok güzel bir renk. Ve bu gerçekten ilginçmiş. Yüzüne boya geldi. Ama kafası karışmadı. Aksine harika bir fikir geldi aklına. Bakalım Mary ne yapıyor? Evet, eğer oje ile boyarsa en iyi ihtimal yaşlılıkta bitirir. Ama görünüşe göre Mary bunu anladı ve aklına daha iyi bir fikir geldi. Bakalım ne yapacak? İlginç bir şey oluyor. Evet, görünüşe göre evi yumuşacık pembe bir bezle kaplamaya karar verdi. Çok orijinal ve çok yumuşak. Sanki ben uçuyormuş gibiyim. Sanırım Quentin'in mavi beyaz damlacıklarla devam etmeye karar verdi. Ve biraz sanki ıskaladı ve Mary'yi ve Wednesday'i lekeledi. Hayır, bunu yapmamalıydı. Quentin, kendini kurtar. Korkunç bir el seni takip ediyor. Neyse ki çatıda saklanabildi. Kurtuluşunuzu kutlamak için iyi bir bahane. Multido bayrağını böyle koyduk. Görünüşe göre Quentin evin dış cephesinden pek memnun değil. Ama çoktan bir şey bulmuş. Beyaz boyayı aldı. Ne olacak acaba? Vay canına, bu bir futbol topu. Çok orijinal. Mary ne düşünmüş acaba? Bir şeyler planladı ve şimdi öğreneceğiz. Evet, onlarla çatıyı süsledi. Çok sarı dışı ve şık görünüyor. Dikkat et Mary. Evet, çatı çok güzel ama kaygan. Tabii ki de kalp müthiş olmuş. Görünüşe göre Quentin de çatıyı süslemeye karar verdi. Ve bunu çıkarmalarla yapmaya karar verdi. Pekala, bakalım ikinci pencereye ne oldu? Basketbol topun bir şeyleri eksik sanki. Quentin'in bir çözümü var. Basketbol çemberi. Sporda bu harika görünüyor. Tamam Quentin. Bakalım sen nasıl atacaksın? Sanırım iyi atış değildi. Ve sanki Wednesday sporu hiç sevmiyor. Eminim Wednesday daha dikkatli olması için Quentin'e bir işaret verdi. Bakalım şimdi ne yapacak? Siyah? Tabii ki bunu bekliyorduk. Baksanıza ne yapıyor? Pencereye parmaklıklar taktı. Tamam, bir şey getirdi. Evet, çok korkutucu görünüyor. Wednesday, senden bunu bekliyorduk aslında. Ve harika bir fikir. Gözler çok ürpetici. Ama yine de evleri hepsi çok güzel. Ve demek devam ediyoruz. Bakalım Wednesday ne yapıyor? Ve bu süslemeler gerçekten çok iyi. Bakalım nasıl olacak? Ama olmasaydı ne yapardı? Çok yardımcı oluyor. Tamamdır, mükemmel süslüyor. Mükemmel bir yardımcı bu arada. Ve şimdi üzerine gözler takıyor. Çok ürpetici. Tamam, neden bunları kullanıyor? Kemikleri oraya mı yattı? Çok ilginç. Onları suluyor mu? Çok korkunç bir şey olacak sanki. Tanrım! Eller yerden çıktı. Tamamdır. Peki bu ne böyle? Tabut şeklinde posta kutusu mu? Wednesday kesinlikle bir tarza sahip. Ürkütücü ama tarz yine de. Quentin'den bahsedersek çok güzel bir şey yapmaya planlıyor. Tabii ki yine sporla alakalı. Bu evi daha da sportif hale getirmek için
böyle ilginç bir şeye kullanacak. Baksanıza, bu gerçekten futbol sahası. Ve sanki Quentin'in daha ilginç bir fikri var. Bir şeyler eksik sanki. İşte bu kale. Tamamdır. Her şey hazır. Şimdi denemek zamanı. Hadi Quentin. Gol. Aferin. Müthiş. Tam isabet. Teşekkürler sana. Çok güzel şovdu. Ama Quentin bir şeylere takıldı. Bu küçük bir çöp kutusu. Ama şimdi komik bir şey oldu. Baksanıza, mükemmel posta kutusu. Peki, Mary neler yaptı? Mary posta kutusuyla başlamaya karar verdi. Ama her şey o kadar kolay değil. Onu süsleyecek ve flamingo şeklinde yapacak. Ne kadar yaratıcı ve güzel. Ve tabii Huggy Wuggy yumuşak oyuncakları olmadan yapamaz. Ve bitki yerine pembe bir kalp. Mükemmel bir ilk dekorasyon şeklinde pembe bayrak olacak. Ve şimdi pembe kalpler. Ve çimlere bir battaniye koyabilir. Ve üzerinde gerçekten yumuşacık. Ah, müthiş. Şimdi orada uzanıp bir şeyler yazabilir. Sadece bu her şeyi bozan bir şey Quentin'in topu olabilir. Oh, hayır. Sanki komşular arasında bir kavga olacak. Ama Wednesday'in umurunda bile değil. Kendi atmosferi var. Ve tabii ki her şeyi getirebilir. Kokteyl bile. Tamamdır. Evin iç kısmını süsleme zamanı. Vay canına. Burada daha ilginç bir şeyler yapabiliriz. Bakalım Wednesday evine ne yapacak? Tabii ki yine mükemmel bir renkle başlıyor, siyahla. Korkunç görünüyor. Yani Wednesday için tam gereken. Şimdi biraz yarasalar. Kemikler ve örümcükler şeklinde süslemeler. Bakın, elin bile kendi evi var. Ne kadar tatlı, yani ürkütücü. Tamamdır. Wednesday şimdi mobilyalarla uğraşmaya karar verdi. Tamam, eski bir fenerle süslenmiş lastiklerden yapılmış bir masa ve sandalye. Ve şimdi kafatası ve eski bir şamdanlı başka bir masa. Çok ilginç. Bunu neden kullanıyor? Tamam. Örümcek ağ yapıyor. Ve tabii ki bu yeri falcılık topu olmadan hayal etmek çok zor. Tabii ki unutmayın, Wednesday her şeyi görebilir. Biz de merhaba diyoruz onun ailesine. Quentin'de ne var? O da boyayla başlamaya karar verdi. Eminiz ki onun evi mavi olacak. Tabii ki haklıydık. Ve şimdi çıkartmalar. İlginç. Ne yapıyor acaba? Sanki bunlar Lego. Evet, sanki haklıyız. Kocaman Lego adam. Müthiş. %100 haklıyız. Baksanıza nasıl ilginç ve kullanışlı. Böylece her şeyi buraya asabilir. Mükemmel oldu. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi diğer parçalarla ne yapacak? Evet, onları buraya döküyor. Mükemmel resmen.
Ayrıca Quentin biraz Minecraft eklemeye karar verdi. Ve şu baltaları duvara astı. Haklısın Quentin. Daha yumuşak olması çok daha rahat olur. Şimdi sevdiği Minecraft'ın oynayacak. Quentin, sanki biraz ışık yetmiyor. Tabii ki bir fikri var. Mükemmel skateboard şeklinde bir lambaları var. Tamamdır. Şimdi açabiliriz ışıkları. Wow. Tamamdır. Peki Meride nasıl gidiyor? Onun evi tabii ki pembe olacak. Neden buna şaşırmadı? Harika. Mary %100 sevdi odasını. Ama biraz da yoruldu. Vay canına, baksanıza. Işıl ışıl. Çok güzel bir şık oda. Tamam Mary. Yumuşacık, her yer yumuşacık olmalı. Baksanıza şu aynaya, çok tatlı. Ve diğer tarafta Mary güzel oyuncak fırını koymaya karar verdi. Çok sevdik. Ama bir şeyler eksik. Tabii ki biliyoruz. Bu tatlı bir tek boynuzlu at. Aa, bu ne böyle? Küçücük bir şey. Ne yapacak orada? Son dokunuşlar ışıklar. Baksanıza, Mary yemek yapmaya planlıyormuş. İşte kurabiyeler. Küçük küçük porsiyonlar yaptı ve şimdi çay partisi yapacak Huggy Wuggy ile. Bu arada hepsini yediği için onlar üzülmez. Şimdi size çay vereceğim. İşte böyle. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Evet, aynen. Tamamdır. Herkes evi süsledi. Demek devam ediyoruz. La 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 la. Aa, merhaba. Siz ilk müşterimişsiniz. Ne sipariş edeceğinizi seçin. Bakalım. Bana hamburger hazırlayın lütfen. Ama daha fazla pirzola ekleyin. Mükemmel seçim efendim. Bekleyiniz. Aa, tamamdır. Bir dakika. Şimdi her şeyi yapacağım. Çok fazla donmuş pirzolam var. Gerek olan tek şey onları ısıtmak ve kızartma tavası bununla mükemmel bir şekilde başa çıkacaktır. Bol bol yağ dökeceğim. Güle güle ambalaj ve eti kızartalım. Aa, ama sadece 2 tane sığdı. Peki hala tamam, tost makinesini alacağım. Buraya 2 tane daha köfte koyacağım ve 4 tane olacak. Bir tanesini de şu sıcacık ütüde kızartacağım. Ya diğerlerini ne yapacağım? Aa, elektrikli ısıtıcıyı tamamen unutmuşum. Süper. Şimdi tüm pirzolalar burgere girecek. Ayrıca mini fırın da boş. Biraz da oraya. Ve waffle makinesi. Ops, elimde son pirzola var. Quentin, saçma şaman olabilirsin. Aa, dahice teşekkürler Jess. Sen çok cömertsin. Şimdi pirzola kızaracak. Aa, hey, bu duman nereden geliyor? Hayır, her şey yanıyor. Olamaz. Felaket. Sorun ne? Neden bahsediyorsunuz? Siparişim nerede? Her şey yolunda, yakında gelecek. Bir balon istiyor musunuz? Vay canına. Çok tatlısınız. Teşekkürler. Hepsi gitti. Biz bittik. Tavadaki pirzolalar yandı. Ütüde de öyle. Belki waffle'daki her şey o kadar kötü değildir. Ah, lanet olsun. Aa, ne kadar sıcaklar. Neredeyse yanıyordum. Aman tanrım, elektrikli ısıtıcıyı da kapatmayı unutmuşum. Bu pirzolalar artık kurtulamaz. Uf ya. Ama müşteriyi aç bırakamam. Sırada ne var? Aa, hamburger hazırlamalıyız. Çörekler, ketçap ve hardal dökeceğim. Marul yaprağı ve pirzola koyacağım. Daha fazla peynir ve 3 çörek. Hazır.
İşte siparişiniz. Geri yediğiniz için teşekkürler. Burgerden neden duman çıkıyor? Bunu sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Tüm pirzolalar yerinde sanki. Garip. Peki tamam. Oh, sonuçta çok fazla pirzola almışım. Böylesi daha iyi. Vay canına, ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Parmaklarını yersin. Ayrıca servis de çok hoş. Çok iyi. Ay, şimdi bize ödeme yapacak Clash. Borcum ne kadardı? Oh, neden midem bu kadar ağrıyor? Ne oldu size? Anneciğim, şimdi kusacağım. Durun, peki ya para? Hayır ya, kim yanlış yiyecekleri yaptı? Yeni müşteriler nerede? Ah, bu gürültü de ne? Duyuyor musun? Evet ama bilmiyorum nereden. Aa, dayanılmaz. Aa, sanırım anladım. Müşteri bizi Make After'a çağırıyor. Neredesiniz? Merhaba, ne istiyorsunuz? McFlurry'nin dondurması lütfen. Tamamdır. Ben de yeni siparişimiz var. Yapılacaktır. Ben her zaman dondurucuda en sevdiğim Baskin Robbins dondurmasını saklıyorum. Sırada ne var? Aa, bir paket M&M's. Evet, bonibonları buraya koyacağım. Müşteri bunu takdir edecektir. Eminim Oreo'dan da memnun olacaktır. Ama önce kurabiyeleri öğütmemiz gerekiyor. Müşteriler için neler neler yaparsın. Oh, vay canına kurum. Oh, elim. Kurabiyeleri koyabiliriz. Harika olmuş. Her şey kendim yardım aslında ama ben işteyim. Oh, dondurmayı mikserle karıştırmayı unutmuşum. Çırpma teli ne kadar hızlı dönüyor. Ops, onun nesi var? Aa, buzulduğunu söylemeyin. Kahretsin. Şimdi ne yapacağım? Tatlı bir hamsterim. Bana yardım edecek misin? Öyleyse işe koyulalım. Hamster koşmayı seviyor. Ben de yemek yapmayı severim. Şimdi birlikte çalışıyoruz. İşte bu hız. Aferin sana. Şimdi McFlurry'yi karıştırıp ona lezzetli yemekler için para kazanabilirim. Yaşasın. Dondurmayı çikolata şurubuyla kaplamak kaldı. Vay canına, harika görünüyor. Mis gibi. Aa, markalı bir bardak yapmayı unutmuşum. Ama sorun değil. Baskin Robbins işaretini boyayacağım. Ve bunu yapıştıracağım. Böylesi daha iyi. Şuna bak Jess. Vay be, müthiş dondurma. İşte siparişiniz. Teşekkürler, parayı alın. Çizilmiş dolar mı? Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Başkası yok. Ben 3 yaşındayım. Siz kiminle uğraştığınızı anlamıyorsunuz. Of ya, oyuncak dolar kazandık. Nasıl ama? Berbat. McDonald's'a hoş geldiniz. Merhaba. Ne sipariş vereceksiniz? Aa, bir düşünmeme izin verin. Patates kızartması mı yoksa hamburger mi? Tabii ya, ikisini de alacağım. Harika. Yeni bir siparişimiz var. Anlaşıldı. Şimdi Şef Quentin harikalar gösterecek. Önce bir pirzola alacağım ve kızarırken patatesleri bu aletle temizleyeceğim. Ayrıca bu kadar hızlı kesmeyi de biliyorum. Oo, işe yaramadı sanki. Çok da benzemiyor. Aa, ventilatör. Tam ihtiyacım olan şey. Benden çok daha hızlı halledebilir. Patatesi alıp atıyoruz. Vay be. Oh, acilen bir tencereye ihtiyacım var. Aa, harika, yakaladım. Muhteşem bir patates kızartması için yeterlidir. Yağ döküp kızartmaya bırakmak kaldı. Bu kokuda ne böyle? Hayır, pirzolam. Onun tekrar yanmasına izin vermeyeceğim. Evet, yoksa yine bize ödeme yapmazlar. Kimse görmeden tadına bakacağım. Süper, onu kutuya koymalıyız. Ah, bunu alacağım. Lego kutusuna koyacağım. Nasıl ama? Bence çok benziyor. Sadece etiketi değiştireceğim. Zekice iş. Şimdi burgerle ilgileneceğim.
Tüm malzemeler hazır. Pirzola, peynir, salatalık ve ketçap. Daha fazla domates, marul ve ekmek. Mükemmel. Ah, neredeyse içeceği unutuyordum. Herkes kola sever. Özel bardağım var. Onu doldurup bir pipet koyalım. İşte burada. Her şey hazır. İşte siparişiniz. Afiyet olsun. Ha, çok teşekkürler. Bu ne böyle? Kola mı? Hayır, bebek bunu içemez. İçeceği değiştirmek istiyorum. Bana milkshake verin. Tamam, sorun değil. Şimdi yapacağım. Önce süt alacağım. Görünüşe göre bitmiş. Bir fikrim var. Durun, bayan inek. Lütfen sütünüzü paylaşın. Bir kokteyl için ihtiyacım var. Bu ne kadar ağır ya. İneğin bu kadar kibar olması iyi bir şey. Sütü bir bardağa dökeceğim ve çilekli bir kokteyl yapmak için çilek çorba ekleyeceğim. O çok tatlı ve lezzetli. Harika olacak. Gerek olan tek şey onu sallamak. Ve işte bu. Bebek için çilekli kokteyl. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay, işte canım benim. Bugs'ınıza çok sevdi. Artık bir bardağa gerek yok. Vay canına, bunu gördün mü? Bakalım Happy'mine başka ne koydunuz? Vay canına, Pikachu. Bebeğim, bak seni verdiler. Pikachu. Konuşmaya başladı. Teşekkürler, memnun kaldık. Ne kadar tatlı. Aferin bize. Parayı unuttuk. Ne oluyor be? Merhaba dostum. Üzgünüm ama göbeklerin girmesine izin verilmiyor. Olamaz. Vay canına, ne kadar tatlı. Tamam, öyle olsun. Seç hadi. Nugget mi istiyorsun? Anladım. Quentin. Sorun değil. Of, boş. Peki ne yapacağız? Biliyorum. Köyde hala arkadaşlarım var. Tavuk, benimle nuggetleri paylaş. Nereye gidiyorsun? Biraz istiyorum ama. Of ya, istemiyor. Yok. O zaman sen kasanın arkasına geç. Ben de şimdi bir şeyler düşüneceğim. Sanırım bir karıştırıcıya ihtiyacım olacak ve köpek mamasına. Müşterim için mükemmel. Onu bir karıştırıcıya döküp karıştırın. Tamamdır. Sütle dolduracağım. Bir toz oldu. Böyle bir hamurdan nugget de yapabilirsin. Bu harika bir fikir. Şimdi aç köpeği besleyeceğim. Sadece fırında kızartacağım. Tamamdır. Hazır. Çıkaralım. Yaşasın. Buraya koyalım. Bir müşteriye servis yapabiliriz. Afiyet olsun. Vay be, aferin de. Çok güzel kokuyor. Değmez. Anladım. İşte siparişiniz. Bak nasıl sevdi. Lezzetli değil mi tatlım? Ama hiç para kazanamadık. Şuna bak. Vay be. Bu para bizim için mi? İşte bu. Teşekkürler dostum. Güle güle, tekrar gel. Yaşasın, sonuçta para kazandık. Pekala, bir şeyler almaya çalışalım. Hiçbir şey işe yaramıyor, çok garip. Anlamıyorum, neden çalışmıyor? Vay canına, oraya bak. Sihirli paralar doğrudan elimize doğru uçuyor. Kafayı yiyeceğim. Vay be, ben başlayabilir miyim? Yaşasın. Tamam. İçine bir bozuk para atmanın zamanı geldi. İşte böyle. Hangisini seçsem? Her şey çok lezzetli. Evet. Poke alacağım. İşte geliyor. Vay canına. Onlar biter çikolatayla kaplılar.
bu ne kadar lezzetli. Durması imkansız. Of, çok iyi. Ne? Sonuncusu mu kaldı? Bu kadar çabuk mu? Of, kutu boş. Tamam, son çubuğun tadını çıkarayım. Sende ne var Jess? Ay, şimdi öğreneceğiz. Para içeride ve ne seçmeliyim? Evet, Hubba Bubba. Tam gereken. Peki, merhaba. Nefis şey. Ve şimdi baloncuk zamanı. Kocaman yapmak istiyorum. Ay. Peki ala. Tüm yüzüm sakız içinde. Ve ambalaj da boş. Berbat. Hmm, ya biraz hile yaparsak? İpidik ve düğme. Eski sağlam yöntem. Onu ipin üzerine indiriyorum. Ve düğüm kaymasına izin vermiyor. Süper. Tamam, hazırım. İş başına. Tatlılar beni bekleyin. Pekala. İşe yaraması için parmaklarımızı tutuyoruz. Yaşasın. Sakız bende. Düğme de öyle. Ben bir dahiyim. Ne? Jess, böyle yapamazsın. Benim hayatım benim kurallarım. Benim için sınırsızdır. Bu düğmeyle istediğim kadar sakız alacağım. Daha fazla, daha fazla. Evet, hepsi benim. Çok iyi. Çok kıskanma kardeşim. Vay canına. Evet, şimdi bütün bu sakızları çiğneyeceğim. Çok lezzetli. Ay, inanılmaz. Şimdi ise dünyanın en büyük balığını şişireceğim. Saklansan iyi olur Miley. Şimdi tüm odayı baloncukla dolduracağım. Ay, hayır. Fazla büyük. Üzgünüm Jess. Başka seçeneğim yok. Ay, hayır, patladı. Ben de makineye yapıştım. Ne yapıyorsun be? Aa, ne kadar yayınceli oldum. Aa, yakalanan bir sinek gibisin. Aa, yeni paralar. Yaşasın. Çabucak harcayalım. Tekrar ben başlayabilir miyim? Teşekkürler. Hmm, acıktın mı arkadaşım? Parayı al o zaman. Umarım iyi bir şey alırım. Aa, hayır. Toxic waste olmasın. O gerçekten çok ama çok ekşi bir şeker. Tamam, tadına bakalım. Öncelikle sadece birini. Ay, çok ekşi. Tamam. Tüm şekerleri bir kere de yemeliyiz. Ay, ama bu çok ekşi. Şimdi her tarafım büküldü. Yüzünü görmeliydin. Gülme, kendin deneseydin. Aa, buna ihtiyacım olacak. Acilen ekşi bir şeyini öldürmemiz gerekiyor. Evet, Snickers bana yardım edecek. Hadi hadi, şimdi daha iyi olacağım. Aa, evet, çok iyiyim. Hey, şimdi nasıl şeker alacağım? Aa, bir yöntemim var. Tamam, en azından bir şeye ulaşmamız gerekiyor. Tamam, neredeyse aldım. Aa, hayır. Beni emiyor. Makinenin içindeyim. Vay be. Çok havalı. Aynen. Artık tüm tatlılara erişimim var. Twix ile başlayalım. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi ise Skittles. Vay be, buraya gelin. Hmm. Üzerinden örneğin kanti içebilirim. Ona bayılıyorum. Çok lezzetli. Ah, burada marshmallow da var. Nefis. Ay, yumuşacık. Uf ya, ben de berbat toxic waste aldım. Bende ise bir anda tüm tatlılar var. Peki hala paralarımız nerede? Aa, anladın mı? Pek hoş değildi ama neyse. Aa, makine bekliyor. Önce ben alabilir miyim?
Tamam, bu sefer ne olacak? Aa, bu Oreo! Bu kurabiyelere bayılırım. Çok lezzetli dolguları var. Harika! İşte bu gerçekten nefis bir şey. Tamam. Sıradakini alalım. Uf, ağzım sulandı. Çok lezzetli bir şey. Tess, hadi parayı at. Tamam. Bozuk para gitti. Peki ne düşecek acaba? Ah, bu bir lollipop. Hadi buraya gel. Ah, tadına bakmak istiyorum. Durun, içinde ne var? Bu bir hamam böceği mi? Peki bunu nasıl yemeliyim? Tamam, tadına bakacağım. Aslında o kadar da kötü değil. Hatta bayağı lezzetli. Kendimi anlamıyorum. Cez hamam böceğini yemekten korkmuyor mu? Ay, sanırım her şeyi yedim. Ağzında bir hamam böceği var. Hareket ediyordu. Çok kötü. Ay, benim kafamda. Aa, götürün onu. Korkunç. Hayır. Yukarıya tırmamam gerekecek. Lütfen yardım edin. Burada bana ulaşamaz. Jess çok komik. Sen? Aa, bu ne? Hayır, yardım edin. Kimmiş şimdi komik? Aa, acilen yükseğe çıkmalıyız. Umarım bizi burada yakalayamaz. Peki yeni paralar nerede? İşte burada. Yaşasın. Yine ilk ben olacağım. Al makineciğim. Bana lezzetli bir şey söyle. Aa, bu Fanta. Harika. Şanslısın Miley. Aa, ama şişe yuvarlanıyor. Dur. Yakaladım. Evet. Şimdi ne varsa deneyelim. Hey, açılmıyor. Hadi ama. Aa, hayır. Siyah mantadan ferahlatıcı bir duş mu? Of ya, her tarafım sırılsıklam. Tamam, umarım buna değmiştir. Of, orada hiçbir şey kalmadı. Pekala, harika. Ups, tamam. Benim sıram. Peki ne düşecek? Bakalım. Ne? Cidden mi? Brokoli mi? Ne iğrençlik ama. Aptal makine. Al bakalım. Daha fazla brokoli mi? Al bakalım o zaman. Ya, durmuyor ama. Yeter bu kadar. Hayır. Brokoli vermeye devam ediyor. Ve hepsini yemem mi gerekecek? Berbat. Of ya. Benim hatam, bir şey yapamam. Bu çok uzun sürecek. Hadi ama arkadaşım. Afiyet olsun. Hadi ama. Dalga mı geçiyorsun? Of, ne yapabilirim? Yemem gerekecek. İçinde bir sürü vitamin var. En azından tatlılardan daha faydalı. Aa, sanırım bu kadarı çok fazlaydı. Ay,